Merhabalar. Kaggle ARM programlama dersinin 11. videosu. Bu video bir önceki videonun tam devamı niteliğinde olan video. Bir önceki videoda A0 bacağına bağlı olan mavi renkli, borun üzerine mavi renkli gördüğünüz butonun konfigürasyonları yapılmıştı. Bu videoda da konfigürasyonu yapılan bacaktan alınan input nasıl sağlanacak ve bu sağlanan input nasıl değerlendirilecek onu göstereceğim. Unutmadan ekleyeyim. Zaten siz de bu durumun farkındasınızdır ama Kill C tabanlı bir dil. Bu yüzden konfigürasyonlarda bu kadar yabancı görünebilecek bir görüntü varken biraz sonra başlayacağımız if, else, while, for gibi işlemler tamamen C'nin bildiğimiz syntax ile yazılış kurallarıyla yazılacak. Şimdi hep tüm derslerimde şunu fark etmiştim. Hazır fonksiyonu kendim buraya yazdığım zaman insanların bunu ezberlemekten korktuğundan dolayı öğrenemediğini fark ettim. Size şunu tavsiye edeceğim. Kaggle'ın en büyük rahatlığı şu. Girin kütüphaneye. Kütüphaneye aradığınız şeyi yapın. Yazın. Ne yapacağız? Input alacağız. Input'u buraya yazdıktan sonra şu en yukarı doğru gideyim de en yukarıdan input kelimesini aramaya başlasın. O yine ısrarla benim yaptığım bir önceki işlemi çağırıyor da. Şunu sıfırlayayım mı? Neyse sıfırlayamayacağım. Yapmak istediğimi anladınız siz yine de. Buraya yazdığınız kelimeye Enter'a bastıkça en baştan başlayarak tekrarlanarak o kelimeleri size işaret eder. Bu sayede de buradaki input kelimesini görmüş olursunuz ve zaten fonksiyonun adından da anlaşılacağı üzere read input data bit. Bu fonksiyonla input çekebiliriz. O zaman şu fonksiyonu komple Ctrl C yapayım. Ve şuraya atayım. Unit 8 Alt T. Evet, anlatmadığım bir şey aklıma geldi. Kaggle'ın STM32F4XX.h kütüphanelerinin içerisinde değişkenler farklı bir şekilde işaret edilebileceği gösterilmiş. Bu işaretlerden birisi bu. Uint 8 Alt T. Buradaki U unsigned. Yani işaretsiz int 8 bitlik int. Yani unsigned 8 bitlik integer tanımlamanın yolu bu. Ya da biz buraya bunu unsigned int olarak da yazabiliriz. Yine zaten C'nin standart kütüphanesinden olduğu için bunu da maviyle gösterdi, tanıdı yani. Neyse, burayı siliyorum. Yapacağımız birinci işlem şu. Input aldığımız bilgiyi bir değişkenin üzerine atayacaksak o zaman bir değişken tanımlamalıyız. Yine en yukarıya tanımlamalıyım. Ama en yukarıda bir tane değişken var. Yani bir fonksiyon çağrılmamış. O zaman hala bu satırda en yukarıdır. Anlatabildim umarım. Yani şunu demek istiyorum. Fonksiyon çağırmadığım sürece burada tanımladığım değişken, bunun altında da tanımladığım değişken, şunun altı için burası hala en üsttür. Bir fonksiyon çağırmadığım sürece en üst hep korunur. İstediğiniz kadar değişken tanımlayın. Şimdi buton input'u için buton alt re input data input diyelim. Nokta diyelim. O zaman buton input dediğim değişkenin üzerine şuradaki bilgiyi atsın. Şuna çok takılırım. Biz direkt kopyala yapıştır yaptık. Kopyala yapıştır yaptığımızdan dolayı fonksiyonun içerisinde bizim yazmadığımız şeyler var. O zaman bir içine ne yazabileceğimize bakalım. GPIO'ya typedef, GPIO'ya x demiş. GPIO'ya x ve typedef. O zaman typedef ile define ettiğimiz structure'ın içerisinde GPIO'ya x yazıyorsa bu GPIO'ya A, B, C, D, E, F, G'lerden birisi olacağını işaret eder. Yani biz butonun hangi porttan alıyoruz? GPIO'ya A. O zaman buraya GPIO'ya A bilgisini belirteceğiz. Bundan sonra Uint 16 yani unsigned işaretsiz 16 bitlik değişkenle GPIO'ya pin çekilmiş. GPIO'ya pin bilgisini vermemiz isteniyor burada. Şu değişkeni siliyorum. GPIO'ya pin alt tire 0. Çok güzel.
Artık bu yaptığım işlemde ARM çalışırken bu satıra geldiği zaman A portunun 0. bacağındaki lojik bilgiyi algılar ve algıladığı bilgiyi buton input'un üzerine atar. Buton input'un üzerine, yani buton altı input değişkeninin üzerine atanmış olan bilgiyi, bilginin doğruluğu, yanlışlığını görmek için de bir led'e işaret edelim. Bunu da nasıl yaparız? If buton altı input şu an bu yaptığım işlem eğer buton input değeri 1 ise if'in içerisine gir, değilse dışarıda kalmasını sağlar. Bunu da else ile çekelim. Else'in yanına parantez konmaz. O zaman şöyle bir şey yapabiliriz. GPU'ya alt-set bit GPU'ya de bizim ledlerin bağlı olduğu port GPU'ya değil. GPU altre pin altre 12 ve şu işareti koyarak 12, 13, 14, 15'i komple çekebilirim. Her seferinde GPU set bits yazarak işlem harcamanıza gerek yok. Şu an yapılmış olan işlem ne? Butona basıldıysa set bitli 4 tane led'i yakması, aksi durumdaysa da o 4 led'i söndürmesi. Ve bunu bir sonsuz döngünün içerisine koyalım ki sadece ilk başta yapıp bırakmasın. Yine sonsuz döngü her dillerde oluşturduğunuz şekilde while 1, while true, while'ın içerisinde 0 dışında yazdığınız herhangi bir şey ya da bir for döngüsüyle sağlanabilir. Simetri takıntısı böyle bir şey. Bu sayede ne yapmış olduk buraya kadar? Yazdıklarımızda sonsuz döngü içerisinde burada bir hata var. Buton input alan fonksiyonu while'ın dışına koydum. Burayı sonsuz döngü yapmış olmamın bana hiçbir faydası yok çünkü input'u dışarıda aldım. O zaman while'ın içerisinde onu da koymalıyım ki her bir döngü tekrarlandığında tekrar input alsın. Bu kodu bir compile edelim. Çok seviyorum şurada 0 error 0 warning görmeyi. Bir sonraki videoda çalışan kodu ARM üzerinde göstereceğim. Şu an kameram hazır olmadığı için bu videoyu durduruyorum. Üçüncü videoda görüşmek üzere.